Arkadaşlar, sevgili YouTube izleyenlerim, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olmak için. Evet değerli arkadaşlar, ben gerçekten sizlerle bu ekran başında konuşmayı çok sevdim. Öncelikle YouTube'a çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir avantaj sağladığı için herkesin düşüncelerini, fikirlerini, yorumlarını rahatlıkla söylemesine imkan sağladığı için. Değerli arkadaşlar, değerli abonelim. Size bir anımı anlatacağım. Anlatacağım anı şudur. Biz nereden göreceğiz? Evet. Şöyle bir komik anım var. Şimdi benim tanıdığım birisi, ben sizlere YouTube videosu yapıyordum. Bu videolara etiket eklemeyi unutmuşum. Etiket eklemeyi unutunca bana şunu söyledi. Dedi ki, sen de videolara dedi etiket ekledin mi dedi. Yok dedim, eklemedim dedim. Şey söyledi, böyle bakarak. E dedi, biz dedi nereden göreceğiz dedi. Yani biz seni nereden göreceğiz, nereden bulacağız dedi. Sonra ben gittim bir baktım, 600 tane videoya etiket eklememişim değerli arkadaşlar. Allah'ım dedim, ne yapacağım ben? İnanır mısınız, böyle sizler için oturdum bir haftamı 600 tane videoya etiket koymakla uğraştım, geçirdim değerli izleyenler, değerli arkadaşlar. Ki sizler beni YouTube'da bulasınız diye. Etiketin mantığı şudur. Örnek veriyorum. Bir bakkala ya da markete gittiğinizde ya da bir eczaneye gittiğinizde orada bir sürü ürün var. Hangi ürünün nerede olduğunu, hani barkod numarası diyorlar ya, bunlar için size rahatlık sağlaması açısından öyle etiketler ekliyorlar ve bu etiketleri rahatlıkla buluyorlar. Ben de konuyla ilgili etiketi eklediğimde, mesela nedir? Şu anda bir anımı konuşuyorum, anı yazıyorum ya da popüler cümle yazıyorum. İşte nedir? Süper Loto sonuçları yazıyorum. İddia sonuçları yazıyorum. Ya da gündem maddelerini yazıyorum. Siz beni daha rahat buluyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Labirentte beni bulmanıza benziyor. Ya da benim sizi bulmama benziyor değerli sevgili arkadaşlar. Bu olay beni çok güldürdü gerçekten. Yani onun deyiş tarzı, söyleyiş tarzı benim çok komiğime gitti. Nasıl yapacağımı ben çok güldüm. Hem de böyle bir hafta boyunca etiket eklemeye çalışırken bile benim ciddi anlamda çok çok komiğime gitti ve çok devam ettim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz insan bazen yaptığı çalışmada bir şeyi unutabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, ya da kafa dalgınlığınızdan ya da yoğunluğunuzdan onu unutabiliyorsunuz. Ama unutmadan yolunuza bakmanız kesinlikle gerekiyor. YouTube gerçekten bir önceki videoda da belirttiğim gibi sizlerle bizlerin buluşmasını sağlıyor en başta. Hayatıma verdiğim bu zamana kadarki emeğimi, emin olun sizlerin karşısına çıkabilmek için yüksek lisans diploması sahibi oldum. İngilizce öğrendim, araştırmalar yaptım, dernek işleri yaptım. Hep size açık yüreklilikle söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Alnımı teriyle para kazanmaya çalıştım bu zamana kadar. Allah'a şükürler olsun ki alnımak, yani bu anlamda kimse beni eleştirecek nokta bulamaz. Bu zamana kadar edinmiş olduğum bilgileri de, tecrübeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum ve paylaşmaya da devam ediyorum. Bunu da YouTube sayesinde yapıyorum. Ciddi anlamda YouTube'un bu fikrinin oluşması gerçekten çok çok güzel bir olay. YouTube'da her anlamda bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Google'da bir şey soracaksınız ya da Facebook'ta birisi nasıl hacklenir, Facebook fotoğrafları nasıl görünür, Facebook videoları nasıl görülür. Hatta geçen haberlerde bir şey çıktı. Instagram'da birisinin beğenisini yaptığını göremeyeceklermiş. Yani hani kıskanç eşler oluyor ya, öbürünün beğenisini niye beğendin diye tepki gösterecek ya, onu göremeyeceklermiş. Demek ki kıskançlıklar oluştu ki Instagram'a böyle herhalde taleplerde bulunanlar, isteklerde ya da şikayette bulunanlar oldu. Ama şöyle söyleyeyim, sizlere yapmış olduğum YouTube videolarını kendi Facebook sayfamda paylaştığımda içeriğiniz kötü amaçlı olarak şikayet edildi diyor bazen. Bunu Facebook'umdaki art niyetli ya da duvarım açık olduğu için dışarıdan gören art niyetli insanların gayet yaptığını ve isimlerin dahi kimler olduğunu biliyorum. Bunu buradan şöyle söylemek isterim ki, çok yanlış yapıyorsunuz. Bana ya da başkasına art niyetli hasetlik yapacağınıza oturun siz de videolar yükleyin. Üretimde olun. Başkasının yaptığı üretimi kıskanmak yerine destekleyin. Nedir bu alıp veremezliğiniz? Ben cidden bunu anlamış değilim. Benim videolarımda kesinlikle
kötü bir içerik yok. Tamamıyla insan hakkı. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insan hakkını içeriyorum ben. Emin olun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana sorsanız, sizin için üst kimliğiniz ya da alt kimliğiniz nedir? Ben insan olmaktır derim. Ben insan olmaya çalışan, sosyal demokrat anlayışını benimseyen bir insanım. Kimsenin hakkını yemek istemem. Hakkım da yenilmesini istemem. Kimsenin kölesi olmak istemem. Kimse de benim kölem olsun istemem en başta. Sizlere bunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Çünkü birbirinin kölesi olmaya da hiç gerek yok. Kimse bu dünyada neyi paylaşamıyoruz? Ayrı düşünceleri savunuyor olabiliriz. Aramızda anlaşmazlık çıkabilir ama bu demek değildir ki birbirimizi katledelim, birbirimize işte vuralım, birbirimize kavga edelim, şunu yapalım. Bunlar boş şeyler. Hiç gerek yok bunlara. Üretmeye devam edelim diyorum. Sevgili YouTuber arkadaşlarla da etiketlerine yardımcı olabilirim bu arada, onu da söyleyeyim. Abone oldukça ben de onlara abone oluyorum. Hani şunu yap derler ise bunu yapmaktan da çekinmem değerli arkadaşlar. Abone olmaya da devam ederim. Bunu da unutmayın. Birbirimize yardım ederek, birbirimize paslaşarak çok iyi işler çıkaracağımıza da çok çok inanıyorum. Emin olun, daha yolun başındayım. Bir senedir YouTube videoları yapıyorum. 2 sene önce açtım ama çok fazla YouTube'da video yüklemedim. Ben inanıyorum ki bunlar hepsi sizlere kesinlikle ve kesinlikle yararlı olacak değerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yorum videolarımı insan bilimci kimliğiyle yapıyorum. Neye dayanarak olarak yapıyorsunuz diyeceksiniz. Eğitim videolarımı İngilizce eğitimime göre yapıyorum. Diğer araştırma videolarımı araştırıp sizlere yapıyorum. Yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum. Örnek veriyorum, yürümenin faydaları. Bunu cidden araştırıp yükledim değerli arkadaşlar. Özgünlük çok önemli çalışmalarınızda. Yani diyor ki YouTube, Amazon ve Google, özgün olacaksınız. Yani çalışmalarınız size ait olacak. Başkasının çalışmasını kesip kopyalayıp yapıştırmayacaksınız diyor. O yüzden özgün çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum değerli abonelerim, değerli arkadaşlar. Evet, bunlara devam edeceğim. Sizden gelen olumlu yorumlar, bazen de işte yok, sadece slayt gösterisi, geçişleri niye hızlı yaptın gibi böyle komik yorumlar yapan kişiler var. Bunlardan bazıları içten yüreğiyle yorum yapıyorlar, gülüp geçiyorum. Bazıları da kızdırmak için yapıyor, ona da gülüp geçiyorum. İnanın, ben yorumlara bakıyorum ama yorumları kafaya takmıyorum. Yolumda ilerlemeye çalışıyorum, bunu da söyleyeyim. Kimin ne dediği önemli değil, benim ne ürettiğim önemli ve sizin ne algıladığınız önemli. Sizin beni ne şekilde karşıladığınız çok çok önemli. Evet değerli arkadaşlar, bunlara devam edelim. Çalışmalara devam edelim. Birbirimizi destekleyelim. Etiket koymayı unutmayalım. Yoksa bizi nereden görecekler? Yani sokağa adres koymazsanız sokağı nereden bulacaklar? Bakkala gittiğinizde bakkal o yiyeceğin barkod numarasını koymazsa onu nereden göreceksiniz? Eczacı ilaçları koymazsa nereden göreceksiniz? İngilizce sözlükte ya da Almanca sözlükte ya da Japonca sözlükte ya da Çince sözlükte, örnek veriyorum, İspanyolca sözlükte, İtalyanca sözlükte değerli arkadaşlar, işte kelime karşılıklarını koymazsanız nereden bulacak bu dili öğrenmek isteyenler? Bunların hepsinde etiketini koymayı unutmayalım sevgili izleyenler. Instagram'a da biliyorsunuz, aynı zamanda Facebook'a da etiketi koyma olayları var bildiğim kadarıyla. Ama bazı kişiler, gerçi YouTube'a konulan etiket konuyla alakalı da Facebook'ta arkadaşları etiketlemekle alakalı da bunu bazı kişiler istiyor ya da istemiyor. Bir bakıyorsunuz hiç alakasız bir videoda Facebook'ta etiketlenmişsiniz. Kendiniz etiketlenmeyi kaldırabilirsiniz kaldır tuşundan. Instagram'da da aynı şekilde kaldırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun dışında kızmaya, bağırmaya, çağırmaya hiç gerek yok. Değerli arkadaşlar. Evet, videolarımı görmek isteyenler Facebook paylaşımından, herkes açık olan paylaşımdan beni izleyebilirler ve kanalıma abone olmaya da devam edebilirler. Evet, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Farklı videolarla, farklı konularla ekrana gelmeye çalışacağım. En son Müslüm Baba'ya benzer olan Bülent Şefik Bey ile bir röportaj yaptım. O röportajımı bayağı bir beğendiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve değişik röportajlarla da ekrana gelmeye devam edeceğim değerli arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Hoşça kalınız diyorum. Bye.